Jack Talks'tan herkese merhaba. Bu hafta çok özel konuklarımız var programda. Bu sezonda Kanat Atkaya ile birlikte yeni bir bölüme başlamıştık Jack Talks'tan. Bir bilene soralım kod adıyla olan bu bölümümüzde. Bu hafta albümleri de yeni taze piyasaya çıkmış olan Büyük Ev Ablukada'nın. O hep oluyor ya. Zor oluyor evet. İki değerli sevdiğimiz, çok sevdiğimiz üyesi bugün bizlerle birlikte. Bartu ve Gül'ün hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba, iyi. Çok iyi, mükemmel. İyiyiz, fena değiliz. Provalardayız. Evet. Şimdi defansif dizayn çıkalı biz 5'inde çekiyoruz. Daha konser olmadı. Evet. Ama albüm çıkalı henüz olmuş. Böyle hatta Bartu demin Spotify'a sözleri yüklemeye çalışıyordu. Ama biz işte sosyal medyadaki yorumlardan, kendi çevremizden, biz beğendik de hani genel algının çok beğeniyle karşılandığı yolunda defansif dizaynın. Sizde bu ilk heyecan, hani ilk günün o karın ağrısı, sıkıntısı, albüm sürecini zaten konuşuruz da ilk tepkiler nasıl bir rahatlık yarattı mı? Ben başlayayım. Ben Bartu'ya gittim isterim. Heyecandan. Hı. Yani evde tek başıma albümün çıkışını yaşayamayacağımı anladım. Ve biz Koç Üniversitesi'nin bir radyo kanalında iki kız şey yapıyordu. Bizim albüm üzerine konuşuyordu. Evet reaksiyon yayını yapıyorlardı. İlk kez onlar da dinleyip üstüne konuşuyorlar. Yani böyle bir çok güzelmiş mantığı. Instagram'da denk gelmiş, tamam mı? Koç Üniversitesi radyo programı bir şey falan diye böyle bir bize bir link attı böyle hepimizin olduğu WhatsApp grubuna. Yani hepimiz oturup iki hanımefendinin yayınını dinledik ve yani böyle yani, zaten yayını 20 kişi mi ne dinliyor? Biz bütün Büyük Ev Ablukada oturduk. Biz oradayız falan. İki insanın reaksiyonları ne olacak albüme falan diye onu dinledik. Nasıldı reaksiyonları? Güzeldi ya. Çok tatlılardı. Genç oldukları için herhalde, bilmiyorum. Yani 20 yaşında üniversitede iki kız dinler dinlemez... Ya bu biraz şey olmuş. Yargıya hemen. Şimdi ya. Fikrim değişti. Bak bu çok iyi. Bu laf var ya. Bu fırtınaya tabi. Ya çok doğal, tatlı. Güzel evet. Bize iyi geldi yani. Aslında biz biraz korkuyordum. Yani ben biraz korkuyordum. Sen de korkuyor muydun? Evet. Korkuyordum derken yani bir takım ne olacak ya falan diyorduk. Falan. Beklediğimden daha iyi çıktı. Şimdi herkesin seveceği bir şey yapmak. Evet, kavramı zaten uzak bir şey ama albümün habercisi diyeceğimiz ama biraz uzun sürdü. Sonra gelişi de Yangın Akvaryum'da bir aslında 3 aşağı 5 yukarı neye hedeflediğiniz, nasıl bir yere doğru gitmek istediğinizle ilgili bir fikir sahibiydik. Yani bu konuda böyle bir çok sürpriz bir şey atılmadı ve Büyük Ev'in bir sound aidiyeti veya hani sound'a bir göbeğinden bağlı olmak gibi bir derdi olmadığını da önceki deneyimlerden biliyoruz. Bu dinleyicide bir heyecan da yaratıyor beklentinin içinde. Nasıl bir şey gelecek? O yüzden onları karşılayan bir şey ve ilk dinleyişte içine girilmemek gibi özellik zaten Fortnite'da da yaşanan, başka çalışmalarda da yaşanan bir şey. Bu normal eleştiri süreci gibi aslında. Evet, galiba öyle. Ben Büyük Duman hayranıyım. İlk albümü çıktığı anda böyle dinlerken böyle yüzüm böyle dinliyorum. Sonra ikinci dinleyişimde falan oluyorum. Yani böyle bir süreç oluyor. Biz de seyircilerde son yaptığımızı bekler bir grup oluyor herhalde. Mesela full façadan Fortnite'a geçtiğimizde çok bozulanlar olmuştu. Evet. Ne alaka falan diye. Şimdi o kadar sert değil gibi geldi bana da tepkiler yani. Fortnite bekliyorduk ama başka türlü bir albüm gelmiş gibi. Bana da daha pozitif geliyor. Şimdi burada bir gelen dinleyici yorumları diyelim, Instagram'daki diyelim, postunuzun altına vesaire. Burada tanımlamada kullanılan bir örnekleme usulü oluyor genellikle. Hakan'la Bant için yaptığınızda Massive Attack gündeme gelmiş. Ben sonra alttaki yorumlara birazcık baktım. İşte hani Blur, Radiohead, Arcade Fire, Arctic Monkeys, Tame Impala. Bunlar mesela ilk ağızdan çıkanlar. Mesela ben de kendime sordum da mesela bir parçada böyle aynı güzel Şade yürüyüşü. Ben Şade'nin grubunu çok beğenirdim. Bu albümde de en sevdiğim işlerden biri enstrüman işçiliğim diyelim. Enstrümancılık mı diyelim, müzisyen işçiliğim diyelim. Hani çok çok beğendim. Mesela hangi parçadaydı?
Gelecek aklıma. Yok yok, bir tane böyle bir şarkının ortasında bir yerde bir 20 saniyelik bir gitar solosu alıyoruz. Şirazede. Çok güzel. 20 saniye falan sürüyor. Sonra bir fade out'a giderken de bir gitar solosu var. 5,5 dakikalık bir şarkıda iki gitar solo koymak bu devirde cesaret işi falan ama hepsi orada güzel. Bir de bu genel yangın akvaryumda da gördüğümüz infilaklarla yol açmak gibi durumlar oluyor arada. Onun da güzel bir örneği. O parça normal akışında öyle devam edebilecekken ki normalde eder gibi düşündür matematikte. Arada böyle infilak anları yaratıp bence amaçlanan şeyler çok güzel ve dinleyicinin de bunu alacağını düşündüm ben dinlediğimde. Çok güzel şeyler söyledin ya. Evet. Ne yapalım? Birazcık öpeyim size... kanıtıma gidelim. Ben biraz da size dönmek istiyorum. Bu arada hani o ilk başta dedin ya bu değişim sırasında işte Dylan Goes Electric gibi böyle bir dönem benim de böyle hani şeyimde olmuştu. Ne oluyor ya diye. Çünkü belki bilmeyenler vardır yani çok fazla dinleyici, izleyicisi vardı. O Radyo Eksen'e gelmişlerdi ta ilk dönemlerinde. Evet. Büyük Ev Abluka'da olarak ve biz kendi röportajımızı kendimiz yapacağız demişlerdi. Neden falan diyerek sonra da bunun çok iyi bir fikir olduğunu ve gerçekten de ortaya çıkan şahane bir şeydi o. Biz Radyo Eksen'i ele geçirmiş gibi hissetmiştik. Öyle öyle. O gece. Yani böyle çünkü röportaj vermiyoruz gibi bir şey vardı ama Radyo Eksen'de de bir şey yapmak aşırı havalı falan diye. Sonra dedik ki lan biz kendi röportajımızı kendimiz yapsak olur mu falan. Böyle bir şey oldu falan sonra olur dendi. Sonra gittik. Aşırı karlı bir gündü. Evet. Hatırlıyor musun? Ve gece gitmiştik. Evet. Sevin Okkay vardı. Hatta çalışıyordu böyle masada bir şeyler yapıyorduk falan. Biz sonra bir stüdyoya girdik ve yalnız başımıza orada bir take alarak Okan Yalabık kaydetmişti bize. Morris'le çekmişti. Evet. Hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum ya. Çok güzel bir gündü. Küçücük bir şey cam vardı. Oradan herkes senin bize... Senin bağırsakların bozuk olduğu için bütün program katılamamıştı. tatlı yani, her anını hatırladım. Müthiş bir kayıttı. Evet ya. Çok iyiydi. Ve iyi bir fikirdi. Ve ondan sonra işte albümler çıkıyor. Ve böyle bu yeni albümde de gerçekten çok başka bir yere. Peki size gelen ilk yorumlar etrafınızdan ne oldu? Yani tam dinleyicilerden hani böyle karışık yorumlar geliyor. Biz programa girmeden önce kanalda da konuşuyorduk. Yani karışık derken beğenmiş çoğu yani. Beğenenler de var işte beğenmeyenler eskiye yani böyle dönmek isteyenler de var. Beğenmemiş gibi değil de beklediğiyle karşılaşamamış bir insan grubu var. Yani çok hiç beğenmeyenin yazdığı böyle bir şeyle çok da karşılaşamamış. Böyle bir şey olamaz çünkü. Ben yani şeyler gördüm. Pop bu. Boş. Ha pop. Hmm. Pop albümü yapmışsınız diye. Şeyde ekşi sözlükte okudum. Pop bu diye kestirip atmak biraz hani ben herkesin görüşüne saygılıyım da o kadar saygılı değilim. Pop o biraz değil fazla. Ya. Değil. Ha, öyle şeyler var. Yani, kulak. Pop olabilir mi ya bu albüm? Değil. Belki ya, bazı yerleri. Bilmiyorum ama pop diye benim pop diye bir, çok popüler bir müzik olmadı da ortada yani. Ha evet. Olamaz ya, bu Fırtın Ayda daha popüler derim ben. Abi, daha mesela. Tabii. Pop olması da kötü bir şey değil. Ayrıca yani değil. Ben değil çok isterim tabii. Pop olmak. Aynen. Pop albümü yapalım. Çok olmak mı istersin? Çok ben şey soracağım sana. Şimdi konuyla çok alakasız değil ama bir yandan da alakası var. Siz bir kere kaydettiniz bu albümü. Sonra bir daha kaydettiniz gibi. Genelde. Oldu. Evet. Orayı anlatsanıza biraz nasıl oldu? Ya bu albümü biz ilk kez aslında pandemide başladık yapmaya. Dolayısıyla kimse birbirini görmüyordu. İşte Utku bir gitar riffi atıyor. Aslan'ın kendince bir altyapı yapıyor, basını yazıyor diyelim. Cem bir beste yapıyor. Bunları gönderiyorlar. Bartu üstüne söz yazıyor. Ben üstüne söz yazmaya çalışıyorum gibi bir süreçten çıktı. Daha önce genellikle Bartu, Cem... beraber ürettikleri bir hal vardı. Fırtın Ayta kadar. Fırtın Ayta da yine şarkıların çoğunu beraber yaptık. Yani birlikte çalışarak yaptık. Bunda hiç birlikte çalışmadık gerçekten. Yani bilgisayardan gelen şeyi herkes kendi evinden yaptı. İlkinde yani ilk kayıt etmeye çalıştık. İlk kayıt etmeye çalıştığımızda işte 2019 mu oluyor? 2020. 2020. Aynen. O bir hale geldi tabii ki. O gelen halini biz beğenmedik. Yani iyi olmadı gibi. Sonra bir daha bir kaydettik. Onu da beğenmedik. Ama öyle oldu. Yani tamam galiba. Evet. Sonra üçüncüsünde grubumuza yeni insanlar da katıldı. Bir de arada
ayrılıklar onu da konuşmak oldu. İstiyorum. Evet. Evet. Yeni kadroyu 2023'ten 24'e geçiş kadrosunu bir sizden dinleyelim ya istiyorum. Bizim zaten böyle yani 2008'den beri hep şeylerimiz olur. Transfer, ara transferler ve ayrılanlar. Biz en başlarda çok kalabalıktık. Hı-hı. Yani sadece müzik yapanlar olarak değil, böyle bir oluşum gibi kalabalıktık. Yani video departmanımız ayrıydı, personelimiz yani böyle 30 kişi filandık herhalde evet, o zamanlar. Ama çok şimdi 20 güzeldi. Kişi filansınız. Şimdi 20 kişi. O zaman ama sahnede kalabalık. 3 gitar sahnede var. Sahnede kalabalıktı. Yani. Omçe vardı. Berkun çıkardı sahneyi aradı filan. Neyse bu sezonki transferlerimiz Can Güngör ve Zeynep Oktar oldu. Ve ben böyle bazen artık grubun şeyi arttı biraz. Armoni bilgisi. Ve bazen provalara mesela Koran Futacı da geliyor falan böyle kendimi öğretmenler odasına girmiş bir öğrenci gibi hissediyorum ve böyle şey oluyorum. Ulan gene öğretmenler odasına girdik ya falan oluyorum. Bir şeyler konuşuluyor böyle. Neyse yani Zeynep ve Can çok bilgililer zaten bu işlerin okulunu okumuş insanlar oldukları için. Yapımcılık yönde de galiba onların. Prodüktörümüz evet ikisi de birisi yardımcı prodüktör. Diyebilirimiz. Co-producer, birisi diyebiliriz producer. Vokal evet. Koçu da diyebiliriz yani. Evet, evet. Zeynep bize vokal olarak ve sevgi ve mutluluk olarak da müthiş şeyler kattı. Can bizi ne yaptı? Çekti, çöp toparladı birazcık. Can'la Cembir eş başkan diyoruz biz. Eş başkanlarımız. Bizine evet. Prodüktörlerimiz olarak Can çok büyük şey kattı bence de öyle hı-hı. Yorumlarda da görüyorum. Evet, onu genişlettiler çok fazla. Bütün şey. Bir de biz ne bileyim değişik davulcularla çalıştık. Burada çok acayip iyi bir şey yakalandığını düşünüyorum. Ben kulağıma ekstra davul açtırıyorum falan. Böyle bir iyi transferler yaptım. Müzisyenlik hakikaten çok iyi. Ben bu pandemi sırasında bir şeye kafayı takmıştım. Spotify'daki algoritmama. O ne kadar sıkıcı müzik dinleyen bir herife döndüm ben diye bir gün fark ettim. Ve ondan sonra Güney Asya, Psychedelic Rock, Japon cazı falan derken biraz algoritmayı bozmak üzerine çalıştım. Bu sırada bu Japon city müzik ve caz şeyine düştüm. O caz hikayesi de devam ediyor. Şimdi sizin albüm dinlerken mesela en beğendiğim parçalardan biri aslında açılış parçası. Pazartesi. Evet, müthiş, çok, çok güzel yani bir albüme bu kadar güzel girilir. Bir vibe'ı var, bir enerjisi var seni bir yere çağırıyor. Tatlı parça. Mesela oradaki bas, davul, arkadaki gitar likleri falan tam benim bu sırada dinlemeyi sevdiğim şeylerle örtüştüğü için böyle çok iyi hissettim kendimi. O zaman o ilk ikisini beğenmediğinizde kaydettiğinizden sonra Can giriyor değil mi? Evet. Neredeyse tabii. Öyle. Evet. Aynen öyle. Yani bir tanesini uzaktan yapmaya çalıştık Can. İlk geldiği zaman ben Londra'daydım. Oradan uzaktan yapmaya çalıştık Can, Zeynep, ben. Ben evde bir Londra'daki evde ütü masasına mikrofonları koydum, bilgisayar, onlar işte videodan şey canlı Discord'dan onları görüyorum. Bir yandan böyle kayıt yapmaya çalışıyoruz. Artık iş oralara geldi, böyle uzaktan böyle birkaç feel'i kaydetmeye çalışıyorduk. Feel'i kaydettik hatta. Ben feel'i bir türlü sevemedim yaptığımız şeyi. O feel'la küskünlüğüm devam etmememize sebep oldu. Orada vazgeçtik sonra. Bir şekilde burada tekrar toplandık, stüdyoya girdik. Stüdyoya girince bir de şeyimiz de değişti. Kayıt departmanımıza da Çağan Tunalı ve Emre katıldı. Yaldırım. O ikisi de katıldı. Onlarla beraber çok iyi bir kayıt süreci geçirdik burada. Yani 3 ay sürdü herhalde. 3 ay sürdü. 3 ay kayıt sürdü. 1,5 ayda mix falan sürdü. Uzun sürdü yani. Şimdi feel en iyilerden biri değil mi? En çok tabii. Dinlenen, en sevilenlerden biri. Feel son. Evet, o sevmediğim evet. Feel'ı döndürdük, dolaştırdık. Güzel bir hale getirdik. Ben mesela baştan beri seviyordum feel'ı. Ben sonunu sevmiyordum. Sonunu değiştirince sevmeye başladım. Başta sevilmeyen parçaların ayrı ve güzel kaderi olabiliyor. Mesela Bon Jovi'de You Give Love a Bad Name'i albüme koymuyormuş mesela. İstememişler evet. Söylemek falan. Bu arada falan. Ben de öyle düşünüyordum. Yani Bon Jovi gibi olmuyor. Kendimi... Şimdi çok sarı uzun saçlarım olsun. Artık yok, kısa oldu. Bu stüdyo neredeydi bu arada? Kendi Dastas'ta. Kendi stüdyomuz var evet. Dastas'ın da katkıları, Cembir ve Dastas'ın katkılarıyla orada bir stüdyomuz var. Ve orada biz 2 ay gerçekten müzik hapishanesi diyorduk oraya başta. Hiç cam yok.
Ve yazın orada 2 ay boynca sürekli oradaydık. Hiç güneş görmüyoruz. Böyle giriyoruz, gece çıkıyoruz falan. Ve orada aşağıda bir alışveriş merkezinin içinde bu arada. Yani food court'tan yemek yemeyelim falan diye rica ettik. Ve Dastas'ta personeli çıkan aşağıda P2 Tabildot diye, yani şey P2 katında bir Tabildot yemeğin çıktığı bir yer vardı. P2 şey devam ediyor. Teşekkür listesinde de isimleri gördüm. Yani stüdyomuzun adını P2 Tabildot koyduk. Çünkü kayıttan tek kaçıp orada yemek yediğimiz bir yerde. Ve orada ablalar yemek yapıyorlar. Çok güzel yemekleri yapıyorlardı. P2 Tabildot'ta yemek yedik ve orada yemek yemeyi çok seviyoruz. Stüdyonun adını da öyle koyduk. Süper. Hatta geçen gün orada tekrar prova yaparken yemek yiyorduk. Bir kafayı bir çevirdik. Kapıdan Şener Şen girdi ve meğerse Şener abi de çok seviyormuş orada yemek yemeyi. Oyundan önce Şener abiyle orada yemek yedi. Uzun bir süreçti ya. Kayıt da uzundu. Sonra mix de çok uzundu. Şimdi biz Discord'dan mix yaptık. Online herkes kendi evinde. Mixçimiz stüdyoda bilgisayarın başında. Değil gibi. Öyle çok eğlendik ya. Alışkanlık yaptı bende. Bazı geceler o yokken artık böyle şey hissediyorum. Açsak mı bir Discord? Biz çok eğlendik falan diyorum ama yani Can Güngör acaba ne düşünüyor? Tabii onun da burada konuşması lazım. Can biraz yani şey falan oldular. Çünkü atıyorum apartman şarkısında 500 tane kanal var. Yani 500 ses kaydedilmiş ve onun mix ve şeyler var bunun içinde. Yani Tophane Noise Band'in ne bileyim ping pong topları, dikiş makinesi, makaslar, bilmem ne, zeytinyağı kutuları. Tek tek alındı seslerini. Bir şey soracağım. Karşılaştırmak için, bilmeyenler için söylüyorum. Bir önceki albümünüzde kaç kanal vardı mesela? Ya şöyle bir yerde Pro Tools uyarı verdi. 512 kanaldan fazlasını açamıyorum ben diye. Ve böyle şanslı oldu. Abi ben bu uyarıyı hayatımda ilk kez görüyorum. İlk kez görüyorum. Bu arada Dastas'tan bahsetmişken tekrar böyle programın sonunda da bir bahsederiz. Şimdi biz bu programı yayınladığımız zaman ayın 10'u oluyor. Ve sizin de konserleriniz... Konserimize 5 gün kalmış oluyor. Evet, ve sizin için çok önemli olduğunu birazcık bahsedelim mi böyle gelecekler için? Ne bekliyoruz yani biz bu? Çünkü çok hazırlanıyorsunuz. Devamlı ne zaman konuşsak işte prova, gidiyoruz, dans... Vesaire falan diyorsunuz. Nedir evet, yani ya bu? Başımızda yine iş açıldı. Yine söz verdik ve onu yapıyoruz falan gibi bir şey var değil mi? Bir takım departmanlarımız var. Bir Maral Cerenoğlu ve Büşra Frid'in koreograflar. Onlar dans çalışmaya başladılar. Bir takım şarkılara her şeyi söylemeyeyim ama. Şimdi biz buradan onun provasına gideceğiz. Ne kadar dahil olabiliriz ya da. Yaptıkları ne stilde bir şey, bazı malzemeler var, bir dekor var. Muhtarlığın tiyatrocu yansın. Olduğumuz için bir yandan öyle bir kafamız da var, bir dekor onun içinde olacak şeyler. Bir yandan yani bir kısa bir ne denir? Oyun mu? Tiyatro? Yani tiyatro yüzden... değil de yani rejimizin olduğu belli yazılı bir takım cue'larımız var gibi. Şimdi biraz o taraftayız. Hem prova yapıyoruz şarkıları, orası iyi geçiyor. Çünkü bilgisayarda yaptığınız müziği sonradan yapmaya çalışıyor gibi oluyorsunuz. Kaydettiğimiz eserleri çalabiliyor muyuz? Canlıda nasıl çok merak ediyorum zaten. Güzel olur bence, çok iyi olur. Evet. Koptu mu yani improvizasyona falan da açık yerler bırakacaksanız sonra, çok güzel gidebilir yani. Ya bizde Fortnite'dan böyle bir şarkı, yani orada çok uzundu şarkılarımız mesela. Zaten 8 dakikalık şarkı konserde çalıyoruz, 15 dakika oluyor. 3 şarkı çalıyoruz, 45 dakika oluyor. Yani böyle saçma sapan şeyler. Yani bunlar yarım saat. Yarım saat sürüyor. Şimdi biraz daha usturuplu gitmeye çalışıyoruz. Can bizi böyle biraz daha toparlamaya çalışıyor. Böyle bir hani tam albümü A1'den Yangın Akvaryum'a kadar hani pazar öyle mi? Öyle bir değil. Şey öyle değil. Ya değil. Çok yani görkemli bir dekorumuz, bir şovumuz var. O yüzden daha tam da biz setlist sırasında daha tam karar vermeye. Bir şeyler de olacak önceki albümler. Fortnite'dan falan bir şeyler de koyacaksınız. Ya buradaki aslında değişik ve önemli olan, bizim yaptığımız değişik olan şey bir şovun dışında şu. Biz bir konseri sadece Dastas'ta ve orada veririz ve oraya göre tasarladık. Ve sadece ayda 2 kere çalacağız ve her ay 2 kere çalacağız. Yani Ocak'ta 2 kere, Şubat'ta 2 kere, Mart'ta 2 kere... Nasıl anlatıyorum? Evet. Çok güzel. Ama işte bak böyle anlatmanı kafalar karışmasın. Çünkü diğer konserler devam edecek mesela. Hayır yani. Şöyle mesela bir akustik açıkladınız. Bir de mesela önümüzdeki yıla 2 tane yurt dışı konseri şimdi açıklandı. 3 tane pardon. 2 mi? Ama üç, Ankara, mi? İzmir'e falan gideceğiz tabii ki. Ankara, İzmir'e gideceğiz. Ama şimdilik yani defansif dizayn
Yani bu dizayn ettiğimiz yeni şekil sadece Dastas'ta olacak. İstanbul'da başka hiçbir yerde çalmayacağız. Yani bu değişik bir şey yani. Hani oranın sahnesine göre tasarlanıyor şovumuz, dekorumuz, ışığımız ve bu daha önce yani bir yapılmamış bir şey. Yani oraya göre yapıyoruz biz bu şovu. O yüzden onun kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onu değişik bir hareket olarak görüyorum. Hani gelin 15 Aralık, 16 Aralık'ta gelmek isterseniz buyurun. Ve devamladı da internet sitelerinden, evet, sosyal medyalarından. Büyükevavgalı.com'dan her zaman nerede ne konser var öğrenebilirsiniz. Albüm kapağı da Özer Bey'miş. Ben onu bilmiyordum. Özer Bey. Replikastan hani değil mi? Evet. Bildiğimiz Özer Bey. Evet. Onun bir şeyi var mı? Hani hikayesi sizin için özel bir tarafı. Özer Bey. Taş gibi albüm yaptık. Bu espri yapan çok çıkmış. Burada eksik kalmamalıydı. Evet, ben bunu alıyorum üstüne. Taş gibi albüm, evet. Özer Bey. Ya çok biz kapak için de çok uğraştık. Çok fazla insanla çalıştık. Orada da gene beğenmedik. Bizim grup olarak bir şeyi beğenmememiz çok çabuk oluyor. Bir şeyi beğenmemiz de çok çabuk oluyor. Değil mi? Doğru, vallahi doğru. Beğenmediğimiz şey, yani bu konularda keskiniz. Uzun bir süre kapak üstüne çalıştık. Çok anlamlı şeyler yapanlar oldu. Anlamı çok büyütenler oldu. Sonunda... kelime de karışık. Defansif dizayn da zor bir iş. Bir anlamı var, bir şey. Onun altını çizmek isteyenler oldu falan oldu falan oldu derken Özer... Fontuma asla dokunmayın, taşı değiştirmek istiyorsanız değiştiririz gibi bir şey attı ve biz değiştirmedik. Fontuna da dokunmadık ve kapağımız böyle oldu. Peki mesela siz bu, çok affedersin, şeyi yani ya böyle grup olarak beğeniyoruz ya da beğenmiyoruz ya, hepinizin şeyi aynı yerde mi yoksa biz, arada kavgalar, kıyametler? WhatsApp'tan poll açıyoruz, oylama açıyoruz. Yani ben hangisi yazıyorum, işte bu kapak güzel, bu değil, oylanıyor ve demokrasi kazanıyor. Ama bazen demokrasi de kazanmıyor. Evet, demokrasiyi çok seven bir grupta değiliz yani. Anladım. Ben mesela gruptan hep farklı fikir söyleyen kişiyimdir. Evet. Mesela bir mix, iki tane mix geliyor. A mı B mi? Bütün grup A, ben B diyorum falan gibi şeyler. Peki grupta kavga çıksa en son kim ayakta kalır kararlar konusunda? Fiziksel bir kavga, evet, mı yoksa şey mi? Fiziksel kavgada. Fight mı diyorsun? Fist fight. Fist fight'tan bilmiyorum, bizde kavgacı var mı ya? Kavga. Ben çok güzel dayak yerim, hemen yiyeyim dayak kısa sürer. Biz birbirimizi çok rahat mobbing yaptığımız için oraya kavgaya varmaz o iş. Kavgaya varmaz, evet. Kelimelerle dövülüyor bizde insanlar. Çok uzun senelerdir. Peki kapağı konuştuk. Klasik aslında sorulmuş, ben cevabı da biliyorum da biz dinleyenler de bilsin. Plak olarak da basılacak. Bir de şimdi bu hem Fortnite'ın hem Full Faça'nın durumu ortada. Halk ağlıyor plak diye. Yeniden basılma gibi bir şey bir duydum ama evet, doğru mu? Evet, evet. Tamam. Hepsi yeniden basılacak. Tamam, harika. Yani Full Faça, Fortnite, Defensive Design, hepsini tekrar basacağız. Yeni yılda. Ama tarih de vermek istemiyorum. Tamam. Ben ne zaman tarih versem patlıyor. Evet, Bartu Şubat'ta siz Nisan'ı bekleyin gibi bir tarih yani. Ben en son böyle işte albüm çıkacak dedim, olmadı. Bir şey, bir tarih vardı gene olmadı falan. En son geçenlerde böyle bir şey yazdım. Albüm daha çıkmadan önce işte yaklaşıyor falan gibi. Aşağı bir şey yazmış yorumlara. Abi gözünü seveyim, tarih verme. Hem kendini yakıyorsun hem bizi yakıyorsun. Çok doğru. Çok doğru. Güzel şeyler var, okuyucu ve takipçi tespitleri, yani dinleyici tespitleri diyeyim. Bir de şey yazmış, siz gruptunuz, ordu olmuşsunuz diye. Teşekkür listesini görünce uzun bir teşekkür listesi. Tabii burada hem Korhan Futacı, demin adı geçti ama Demirer. Çok kıymetli müzik insanları girdi işin içine. Topane Noise Band var. Onlar, çok onlar da Dastas'taki konserlerde olacak, programları uygun olduğu sürece fix olacaklar. Yani kaç kişi var sahne üstünde? 20'den fazla. Dansçılar da. Sahne üstünde evet, böyle evet, bir şeyden 6 dansçı, 5 brass, 9 galiba, sayma hepsini işte, çok tabii gelen görsün. Evet, tabii tabii. 14 şeyler var falan. Yani çok kalabalık. Evet, kalabalık. 20, ben 20 diyorum ama Cem bir şey dedi geçen. 20 diyorsun ama daha fazlayız falan dedi. Bilmiyorum. Oradaki liste daha uzun ama hani bazıları sürekli değildir diye sahne üstüne mesela. Yani işte bilmiyorum valla, perişan olacağız sahnede, bakalım kaç kişiyi sınavacağız hiç bilmiyorum. Çok güzel olacak ama. Sizin favorileriniz ne mesela? Yok tabii bunu seçmek çok zor bir şey biliyorum ama yani hani bir tane seçseniz, yani ben seçiyorum
Mesela sizin de var mı öyle? Yani hani değişiyor. Kalbinin attığı şarkı. Ben albüm çıkmadan önce Feel'e çok kopuyordum. Şu an evde çok karargah dinledim. Sonra kopuk uçurtmayla karargah birbirine bağlanan şarkılar aslında. Dinlerseniz böyle geçtiğini anlamazsınız. Hı-hı. Böyle ikisi birleşiyor. Evet. Şimdi kopuktan başlayıp karargaha geçiyorum. Ben de onu yapıyorum. Çünkü o geçiş çok güzel olmuş. Çok. Onu da duymak istiyorum. Hı-hı. Ama ben de pazartesi. Pazartesi ben yani çok çok beğeniyorum. Açıp bir mesela albüme... Fırtınay'da o kadar dinleyememiştim ama. Şimdi pazartesiye açıp böyle yani iyi bir vibe. A1 bence albümler için en önemli şeydir. Bu konuda gayet ortodoksum yani. Yani hiç öyle ben onu B3'e gömdüm falan, o işler bende çalışmıyor. Bir albümle ilgili ben şeyi, havayı A1'de almam lazım. Ve orada da diyor ki gel abi bir şey söyleyeceğiz. Bir yere davet ediyor seni. Sen zaten bir cümleyle giriyorsun 95 yani. Ne güzel dalalım abi. Biraz böyle asit cazlar falan gibi bir şeyler oluyor. Çok çok güzel. Zaten biz böyle şey olduk. Hatırlıyorum. Pazartesi'yi nereye koyacağımızı pek bilemiyorduk. Albümü de Yangın Akvaryum'u açmak istiyorduk başta. Sonra kaydederken şarkının başında bir boşluk oldu. Oraya bir laf falan söyledim ben, bir şey oldu. Ben bu albüm bitsin diye burada değilim abi falan diye böyle ağzımdan bir şey çıktı. Onu da koyalım oraya falan olduk. Sonra hocam dedi ki abi bu A1 oldu abi, bu şarkı şu anda falan dedi. A1 oldu. Yangın Akvaryum'u da vokalleriyle beraber. Sen bir de orada başka şeyler söyledin. Ben orada bir koro sandım tek. Koro mu? Koro tabii aynen. Koroyuz. Can Güngör de vokallerde var. Hatta Cem onda var. Herkes var. Cemil falan Cem var. 20'lik var arkadaş evet. Var. Bence Yangın Akvaryum'un da son parça olması doğru. Çünkü doğru, daha önce evet. Görülmüş. Yani bence mantıklı ve evet. Makul bir sıralama olmuş. Yani o konuda. Bir de şey dikkatimi çekti. Yani albüm çıkalı 5 gün oldu. Ben epeyce dinledim ama yani dürüst davranmak gerekirse arada bir iki tane atlarsın veya daha favorilerin olanlara şey yaparsın. İlk Bartu bana albüm çıkmadan birkaç gün önce böyle bir hani dinle diye yolladığında ben de ilk akışta aşk demiştim. Hakikaten albüm akıyor böyle ve kendi doğal akışına bıraktığında da o yüzden track listing'i sordum. Hani bir çalışma yapmadım diye. Kendi içinde tatlı bir bütünlüğü olan hani bittiğinde diyorsun ki ya şunu bir daha dinleyeyim abi. Güzel bir şey bıraktı bende. Hani bu an biraz daha devam etsin duygusu bırakıyor. O senden yüzden enfes. Bu albümün dediğin gibi yani tamamen böyle baştan sona ben de yani bitiyor yetmedi deyip böyle öyle bir şey var. Bende de öyle bir hissiyat oldu yani. Yetmiyor albüm. Dinledikçe dinleyesin geliyor. Benim bu aralar bir de en çok şey hoşuma gidiyor ya. Böyle hep şey comment görüyorum ya da böyle paylaşanlar öyle şey yazıyorlar. Hani uzun süredir albüm dinlemiyorduk evet. Ya bir albüm baştan sona dinlememiyorduk evet. Falan diye. O hoşuma gidiyor. Bir de favorim hangisi karar veremiyorum ya. Ben yazdım. O hoşuma gidiyor. Çok güzel. Bu arada birçok yerde yaptığınız röportajlarda falan anlatmışsınız ama bu defansif dizaynın da ne olduğunu hani sonra röportaj eksik kalmış gibi olmasın. Yani bunun da hem kelime anlamını hem sizin için yani albüm için anlamını da sizden dinleyelim. Anlatmak ister misin galiba? Ben hep aynı sen çok anlattın. Ben anlatayım. Ben şeyden çok etkileniyorum. Karışık bir defansif dizayn ama böyle mesela Beşiktaş'ta var ya da başka yerlerde böyle bazı yamuk ağaçlar var. Onları tutabilmek için böyle demirler oluyor. Evet. Yani aslında başka bir yerde kullanamayacağın ama ben şeye de inanamıyorum. Ne? Birileri bir ağaca yardım mı ediyor falan gibi. Ya saçma bir görüntü ama bir yandan aşırı şiirsel bir görüntü gibi geliyor bana. Defansif bir dizayn ama ağaca yardımcı bu benim dediğim. Kuş şeyleri çok net. İşte cam koyma. Evleri. Evet. Ha onu diyorsun. Şey, kuşlar konmasın diye. Evet. En eskisi bence şey işte ya bu betonların üstüne cam kırıp şey yaparlar evet. Ya böyle hani atlama elim üstünden falan. Öl orada falan. kan kaybından buradan geçeceğine öl daha iyi falan. Ama biz bunu albüm içinde şöyle yedirmeye çalıştık. Benim o hoşuma gidiyor. Yani o kelimeden ben etkilendim bir şekilde. O defansif dizayn, hostile dizayn, urban bir mimari terim. Mimari bir terim. Evet. Ben ondan bir şekilde etkilendim. Sonra şarkıları yaparken de şöyle çalışmaya niyetlendik. Mesela bir nakaratımız var bir şarkıda ve güzel bir nakarat. Ve bu nakaratı dinleyiciye satabiliriz. İyi satarım yani onu şarkının güzel girişten sonra onu bir yere koyarım.
bir daha koyarım. Hatta sonunda bir daha koyarım falan ve o nakaratı satarım ben, o şarkı parayı alır. Ama mesela onu hiç koyulmayacak bir yere koyduk. Yani mesela şarkının sonunu attık ve bir kere geçti sadece. Ve şarkıyı bozduk. Yani mesela atıyorum beklediğim gibiyim öyle değil mesela. Beklediğim evet gibiyim. Madem sahilde oynayacaktın. Yani madem sahilde vuracaktın. Mesela o daha önce öyle değildi. Daha önce A B giden bir şarkıydı. Ya Fortnite'da slogan daha. Yani o sloganlar öne çıkıyor. Yani evet. Böyle burada şarkıların formlarını bozmaya çalıştık. Yani böyle bir anda saçma bir sola girsin ve sakinleşsin. Evet. Buradaki nakarat sonda olsun. Bu bir anda türü değişsin. Yani böyle dinleyici gitsin gibi. Mesela ilk kez Afrikalara daldık böyle. Evet afro beatlerimiz var. Evet biraz oralara kaçtık. Mesela çok tartıştığımız bir konu oldu. Meyveler yerlere değiyor diye bitiyor şarkı. Can diyor ki bak 10 sene sonra bana söyleyeceksin. Bu şarkı böyle biter mi oğlum? Biz bu niye böyle bitirdik? Ortasında bitiyor bir daha. Mesela pazartesi öyle. Evet. Pazartesi tekrar bir nakarat gelsin istiyor Can mesela. Ben dedim ki hayır gelmeyecek. Hatta yarıda bitecek. Evet süresi de kısa zaten böyle. 2.50 falan bir yerlerde. Ama sende bu kafa ben seni tanıdığımdan beri var. Ben ilk Tayyar Ahmet'i dinlediğimde böyle A, B, C, D, E, F falan gibi gidiyor şarkı yani. Nakaratı da yok. Verse'ler de verse gibi değil. Yani sende zaten bence hep bir kırma kafası var gibi. Ya benim matematiğim iyi olmadığı için. ondan o yüzden ben de bu kadar sevmiş olabilirim. Bir de şöyle bir şey var. Bunları tamam siz defansif dizaynı yaparken, dizayn ederken siz bunun peki etkilendiğiniz bir şeyler oldu mu? Yani ne bileyim bir albüm yeni keşfettiğiniz bir grup, bir gittiğiniz konser, yeni okuduğunuz bir kitap, böyle bir terim. Hiçbir şey olmadı ya. Ya tamamen kendi öyle hissiyatınız. Wimbledon turnuvası falan diyebilirim ben. Bence biraz da bir yazım sürecinin pandemide olması. Hani bana şey de enteresan geliyor. İnsanların tamamen kendi içinde bir yere, aynı evde yaşasan bir kaçtığı bir şok yaşadı insanoğlu. Bu arada kolektif olarak bir şey üretmeye kalkışmak da zaten kendi içinde bir zorluk barındırıyor. Yani sizin hani bir versiyon üzerinde anlaşamamanız falan çok normal. Hani evet, herkes delice değişimler yaşıyor falan filan. Öyle bu bir dönem. Bu sene Cem'siz konser yaptık filan. Stüdyoda toplanıp. Evet. Sen solo yaptın bir şey bu arada. Tam yaptım, o döneme evet. Geldi. Onlar biraz yaşam çabaları falan gibiydi tabii, yani. Tabii. Ben çok güzel bir konser izlemedim pandemide canlı yayınlarda. Yok. Ama öyle yani tatlı tatlı birbirimizi gördük. Ama bak pandemide benim en çok dinlediğim şeylerden biri Mutsuz Parti oldu. O da niye? En çok özlediğim şeylerden biri konserden. Konser dinlemeyi değil ama konsere gitmeyi çok severim. Tamam mı? Yani orada olmak, o enerjinin içinde olmak falan bana yapılan müzikten çoğu zaman daha fazla bir şey verebiliyor. Onun eksikliğini hissediyorsun ve orada mesela Mutsuz Parti koyduğunda seyircinin sesi geliyor bir cıvıltı gibi falan. O beni çok müthiş çekmişti. O yüzden çok dinlediğim albümlerden biri oldu. Teşekkürler. Biraz önce bir de pardon affedersin. Nakaratlardan bahsediyorduk ya. Bunu bir tribüne verecek olsan hangi nakaratı seçer alırdın bu albümden? Söylenmedi. Aşkın olayım. Biz Galatasaray Icardi. İşte onun için böyle sana. Oradan bir tane hediye et deseler tribüne. Tribün şarkısı var mı bu albümde ya? Hiçbir fikrim yok şu an. Albümü sildin kafamdan bir tane ya. Tribüne buradan yalnız Markımız Kopenhag maçındayken. Tribüne buradan bilmiyorum ya tribüne. Belki şey mi? Her şey var. Her şey var. Tribünde yani bilmiyorum bilemedim ya. Tribünün dinamiği başka. Atena ve Duman'da sanki biraz. Tribünlerde keşke Atena ve Duman olsa ya. Tribünlerde... Atena Gökhan'la bağlantı mevzunu burada bir aydınlatalım. Çok iyi. Atena Gökhan demek çok komime gidiyor evet. Şu anda ama benim telefonumda bile Atena Gökhan diye kalıyor. Ben... Gökhan hala. Harika. Ben de Zenci Gökhan diye kalıyor. Korkunç. Pandemide tanıştık. Ya ben pandemide tanıştım sen. Ben şöyle bir şey oldu. Ben evlendim. Yani balayındayım ve sahilde karımla ilk vaktimizi geçiriyoruz bir yere, Bodrum'a falan bir yere gittik. Telefon çaldı bilmediğim bir numara ve ben Gökhan işte falan diye Gökhan beni aradı. Yani böyle yani tanışmam orada değildi ama yani çok acayibime gitmişti. Beni ilk tebrik eden Gökhan olması balayında. Kardeşim çok uzun bir konuşma yapmıştı kendisi. Bu albümdeki şeyi de şuradan
Gökhanlar kayıt yapacaktı. Ben onlara mikrofonumu verdim. Uzun bir süre mikrofonuma çöktü. Sağ olsun, çok sevdi mikrofonumu da. Sonra biz kayda girerken de onlardan bir tane preamp aldık. O yüzden teşekkürler yazdık. Yoksa Gökhan, yani bu albüm için ne yaptın sen? Peki mikrofon geldi mi? Preamp'ı çöktünüz mü? Preamp'ı da çöktük. Çok güzel bir şey. Aynen. Preamp'ı da geri yolladık diye biliyorum. Ama bir şekilde gruptaki herkese bir bağlantısı olan bir şey. Süper. Harika. Zaten bayağı da destek oldu burada. Bütün Instagram hesabından da böyle ne kadar iyi olduğunu defalarca söyleyen insanlardan yazdı. Çok kopuyor bize şey falan diyor. Kampçı be. Bu lanet olası kampçı be. Beya kampçısı. Bildiğimiz yakan beya kampçıları. Abi yani bizi seviyor mu, sinir mi oluyor anlamadım. Hayır, bence adam. O da değişimi seviyor. Hoşuna gidiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum buradan. Evet. Atana Gökhan selamlarımızı. Bizim şöyle bir şeyimiz var bence. Kuşaklar arasında bir bağ gibi olduk gibi. Evet. Yani böyle Duman ve Athena'yla da ilişkilerimiz çok iyi. Yani bir yandan Ezel'le de ilişkimiz çok iyi. Ben böyle biz ortadayız falan gibi hissediyorum böyle şu anda, yani bu dönemimizde. Yani bir hem yukarıdakilerle konuşuyoruz. Aynen. Hem de aşağıdakilerle de ilişkimiz evet, var. Evet. Yani yukarı aşağı derken yıl olarak diyorum. Yıl. Evet, 10 sene. Duman bizden 10 yaş büyükler gibi. Hı-hı. 71 doğumlular. Biz de 80 ortalama diyebiliriz. 90'larlarımızı 2000'leri bilmiyoruz. Ama bak, bu kuşak ve yıl meselesine girmişken şimdi genel seyrin dışında kalan bir grup oldunuz hep. Yani şimdi yıl sonu karneleri yayınlanıyor. Hem insanlar dinlediklerini paylaşıyor, hem de işte Spotify vesaire bu tür platformlarda yıllık bu ülkede ne dinlenmiş vesaire bunların dökümünü yapıyor. Bir Sezen Aksu şahlanışı sürpriz yaşandı. Sürpriz diyebileceğim şekilde. Dinlemeleri hep bana çok düşük gelirdi. Bence 3 senedir falan var ya. Evet. Ama dinlemeleri, şarkı dinlemeleri Spotify'da hep bana çok az gelirdi şeye göre. Yani Sezen Aksu yani. Göre hani öyle baktığımız zaman. Ama bu genel akışın zaten içinde değilsiniz. Bu değil. Şey hani arada bir yerde temsilen duruyor olabilirsiniz de sound olarak bütün bunlardan bağımsız bir alandan yürümek iyi bir örnek de teşkil ediyor bence. Yani evet, biz yani milyonlar dinlemiyor bizi ama konserlerimizde hep dolu. Gayet milyonlarla evet, ifade edilen rakamlar görüyoruz tabii. Evet, dinliyor da. Öyle değiliz. O yani oraya da çok tutuluyor muyuz onu da bilmiyorum. Ben durduğumuz yeri seviyorum yani. Yani yani albümü bilmiyorum ama konser doluysa tabii. Yani. O enerji çıkıyorsa ortaya başka da bir şey istemiyoruz. Yani. Evet. Bu Dastas kaç kişilik olacak yaklaşık? Galiba var mı bir sayı? Bin güzel. Bin küsür falan olsa. Biraz daha fazla olacak. Bir yaptığımız şey dolayısıyla. Çok merak ediyorum o şeyleri oradan. Yani şeyler, Mutsuz ışıkları. Parti konserini seyrederseniz onun daha havalısı gibi. Mutsuz Parti burada yapılmamış gibi geliyor bana bazen. Evet. Başka bir ülkede, başka insanlarla, dertleri başka olan insanlar yapmıyor. Bunu güzel anlamda söylüyorum. Yani hani böyle bir... Ben pandemide bununla ilgili lafını kestim. Estağfurullah. Pandemide bununla ilgili hala bile mesajlar geliyor insanlardan. Benim en duygulandığım şeylerden biri bu oluyor. İşte bu albüm bana yaşama sevinci verdi. Bana da mesela bir şey bir yerden i̇şte yakaladı ben bu beni. Albümle o kadar zor dönemleri geçtim ki Galvan abla... İşte şöyle oldu. Çok güzel. Evet, çok, ya onları acayip seviniyorum böyle. Yani bir insanın kötü bir zamanında bir albüm. Benim de öyle albümlerim var dinlediğim yani. Birinin dinlediği o albümü yapmış olmak. Bir de seyirciyle parti yapmak kısmı da çok iyiydi. Mutsuz Parti'de gerçekten öyle oluyordu yani. En önde böyle acayip kafası iyi tipler, kopanlar filan. Arkada cool duvara elliyordu filan. Yani böyle bayağı seyirciyle beraber bu bizim Mutsuz Partimiz. Siz kafasını yaşayabiliyorduk yani. O senin albümlerin ne bu arada? Bunları merak ettim. Benim de albümlerim var böyle dedin ya. Hani sana gelen mesajlar. Mesela ben Bed'e düştüm mü Amy Winehouse dinlerim. Belli bir konseri var. Onu açıp böyle yani beni hileden bir şey. Tom Waits dinlerim. Genelde. Bir de Massive Attack'im var. Onu da çok seviyorum. Yani bunlar şey gibi Türklerden de var. Çeşitli şey. Mesela Selim Baycan'ın bir şarkısı var. Bu sene en çok dinlenen şarkım o çıktı. Seninle Kaybolan Ne Var diye. Ben takıntılı bir tipim. Bir şarkıyı defalarca dinlemek üzerine. Evet, ben de öyleyim. Oluyor yani. Ben de Deniz Tekin dinlemişim çok. Benim de Deniz Tekin. Deniz Tekin'in çok albümü iyi. Mükemmel. Yeni albüm. Evet. Çok iyi. Dinlemişim çok.
Belliydi zaten sürekli. Sabah akşam onu dinliyordum. Geçen sene benim en çok Goblin Daycare çok dinledim. Çok aynen işte Deniz'i dinledim falanlar ama Goblin Daycare konserlerine de gittim. Müthişler yani. Herkese de tavsiye ediyorum. Ya. Evet, Goblin Daycare, şey, A Place to Bury Strangers'ın ön grubu olarak çıktılar. Hı, orada izledim, süperlerdi. Gittim mi? Hiç bilemedim maalesef. Öyle bazen böyle hiçbir şey yapasım yok diye duruyorsun ve ondan sonra da çok pişman oluyorsun. Evet. Konserlerden biridir kendisi. Hı. Onun da gitti yani. Bazen oluyor, yapacak bir şey yok. Ama sizin konserlerinize tabii ki yani mutlaka, yani anlattıkça daha da merak ediyorum. Hı hı. Ve çok iyi olacağına eminim. Biz başka? Biraz stresliyiz, öyle oluyor. Yani. Şimdi bu albüm sonu stresi, siz Fortnite'da kötü yaşamışsınız galiba değil mi? Fortnite'da da evet, Fortnite'dan sonra. Albüm bitince şey oldu, görüşmedik çok. Görüşmedik. Kötü bir zaman, evet. Kötü bir dönemde. Evet. Çok zor kaydettik ama onu bakın. Evet, evet. Bu bizim en böyle tatlı insan gibi kaydettiğimiz albümdür, evet. Bence. Hala yüzlerimiz, biri zaten Dastas'ta böyle şey dedi bize, ikinci ayın sonundayız, giriyoruz çıkıyoruz aşağıda, Dastas'ta çalışan biri böyle şey dedim. Abi aylardır giriyorsunuz çıkıyorsunuz, galiba kayıtlar iyi gidiyor çünkü gülüyorsunuz dedi. Yüzünüz çok önemli bir tespit. Aynen, süper gerçekten yüzümüz gülüyordu hep. Yani. Birkaç röportajda bu arada az önce Mesut Tek dedin ya, ondan da böyle hani özel bir şeyi var mı bu albüm için, yani bu benzetmesi, şöyle böyle bir şey beklemeli miyiz? Ya biz mesela ya Galvan'la ben de çok mesela tek hayranım. Hep yıllardır mesela teyi andıran bir şeyler yapalım falan, yani yanından geçebilirsek bilmiyorum ne haddimize falan gibi şeyler de var da. Karargahta böyle bir şey, bir hava yakalandı Topayla Noise Band'in de katkısıyla. Ben hatta şarkının adını Massive koyalım diye düşündüm. Evet, yani referansımız. Massive koyalım falan. Yani ne bileyim, bir mood var. Bir, yani bu şarkıyı Massive Attack gibi yapalım demedik ama dinleyince şey dedi, bakın Massive Attack'ten içeri alınırsınız yalnız çocuklar. Bunda çok belli başlı şeyler var. Tutuklanmayalım diye. Yani. Onları attık. Fortnite'da da Lana Del Rey'den içeri alınacaktık. Bir şarkımızda bir melodi vardı. Şimdi yok albümde. Evren Bozması'nın girişinde bir melodi vardı. Cembir de Lana Del Rey hayrandır. Şu an Dua Lipa hayranı olmasının dışında. O zamanlar Lana Del Rey hayranıydı. Bir tane melodi çalıyor sürekli. Abi Lana Del Rey'in bir şarkısının girişinde var o melodi ve aynısı yani. Cembir diyor ki yok alakası yok falan. İçeri gidildi, duruldu, dinlendi. Lana Del Rey bayağı. Cembir diyor ki bir şey olmaz falan, bir şey diyemiyoruz falan. Okey, çalıyoruz. Böyle şarkı başladık, prova yapıyorduk daha, kayıt provası. Sonra böyle işte melodiyi çalıyor Cembir, çalıyor. Ben dikkatim dağıldı ve içimden böyle şey düşünüyorum. Çok benziyor falan filan ve vokale girmem lazım. Girmiyorum. Ben girmedikçe melodi uzuyor. Çalınıyor. Artık Utku benim mikrofonu şey dedi. Abi biraz daha şarkıya girmezsen Lana Del Rey'den içeri alınacağız şu anda. Dedi ve sonra orayı kestik, albümde yok o melodi. Bu albümde de mesela bir davuluna çok benzeyen bir şeyler vardı. Onun mesela tekten içeri alınmayalım diye onu da çıkarttık. İlla bir şeylere benzeyebiliyor. Ya tabii ki canım. Evet, yani o yüzden tıraşlıyorsun o taraflarını falan gibi. Yani. Şeye benziyor ama mesela yorumlarda yani ne bileyim Fortnite'da da mesela Daft Punk olmuş bu falan diyorlardı. Ben böyle ulan keşke Daft Punk olsa ya falan. Ya Daft Punk demişken bir kan. Tame Impala'ya benzetiyorlar. Evet, Tame Impala çok var. Çok yok bence bunun. Yok ama bence de. O ilk graflik ne bileyim çok şey dinlememiyorlar herhalde, ne bileyim Tame Impala. Bilmiyorum, bir şey demeyeyim şimdi. Çok ana akım dinleyip onlara benzetmek gibi birazcık. Belki araları bilmemek gibi. Ya bu benzetme sadında atıyorum. Hani insan biraz kendi dinlediği, sevdiği şeye yakın bir yere de çekip evet, oradan tarif etmek ya ihtiyacıyla da yapabiliyor. Ama böyle şey de hiç olmuyor ya. Hani okey kompütüre benzemiş dendiğiniz bir albüm duydunuz mu? Duymadık ama ben mesela Daft Punk'a falan etkilenmiştim yani. Bu albüm aynı Daft Punk. Eyvallah çocuklar, sağ olun. Daft Punk ya nerede, keşke be kardeşim. Ya şeyi soracağım, tam yeri geldi. Şu Daft Punk geçenlerde şey yayınladı. Random Access Memories'i davulsuz. Aldım albümü. Evet. Dinledim. Önce bir sinir oldum. Ben ulan, sinirim mesela hala. Ama bak şöyle, çok iyi ki davulcu var. Ulan ne haklı o herifleri alıyorsun oradan filan gibi şey oldum. Fakat sonra dinledikçe
hoşuma da giden yerleri olduğunu fark bizim ettim. Bizim Aslan Bahçımız da çok beğenmiş. Evet, ben zamanla çok beğendim albümü ve ilginç bir fikir geldi. Hani albümü birine mix etmek yerine bu albüm böyle de hayal edebilirsiniz diye sadece bir şey eksikti. Ben onun bir plak şirketi çakallı diyorsun, çakallık diyorsun. Ne olabilir? Yani kapatalım damıları 500 devre satarız, bir tane de kanat alır, beğenir, anlatır. Sonra onu duyan 10 kişi daha alır. Aynen, şeyde haklılar. Bu normalde bir box setin bir plağı olabilir. Aynen. Ayrıca yayınlanması evet. gerekmiyordu eleştirilerine katılıyorum, onu da söyleyeyim. Ben bu deneyleri seviyorum. Yani ben de ya, çok hoşuma gitti. Acid Pauli'nin kicksiz bir albümü var mesela. Kicksiz, wow. Kick yok. Ve böyle şey oluyorsun. Bekliyorsun. Yani yine var o hareket. Ama o da ona takmış. Yani kicksiz ben bu vibe'ı yaratabilir miyim falan. Deneyleri seviyorum ama şarkıya ben de bir hemen ısınamadım. Bence yani. Şey olabilir ileride. Yani vokalsiz vokalleri kapatıp. Bizim atıp öyle. Diyorsun. Rahatlık. Genellikle yani o, rahatlık. O yorum hep geliyor. Onu yapabiliriz belki ileride. Vokalleri kapatıp. Plak şirketi demişken o da devam. O da olmadı devam. Kaçarız plakçılık devam. Allah kahretsin şirketimizde. Hayır ya, çok şükür mü diyeyim ne diyeyim. Çok şükür tabii, çok şükür, kolay çok şükür. Değil. Bir sürü insan var bununla ilgili çalışan. İş tabii ki ya. Büyük bir iş yani bir plak şirketi. Ben çok plak tabii. şirketi tarafında çalışan birisi değilim. Ben plak şirketi tarafında çalışan birisiyim. Başımızda KP var. Sen benim patronumsundur aynı zamanda. Ben senin patronum, evet. 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 Canım galiba benim işçim ama imzalarken yani işçim olarak gözüküyor galiba sigortasında. Başımızda KP var. Yani bizim bir de o tarafımız var. Plak şirketi tarafımız var. Orada da bir organize, bayağı organize bir takım var. Ben yani böyle plak şirketimiz var, Allah kahretsin desem de çok şükür bir plak şirketimiz var aslında. Orada da bayağı bir tantana dönüyor. Yani biz albüm yaparken ne bileyim bize bakılıyor yani. O şirket tabii. bize bakıyor. Pandemide hepimize maaş yatırdı plak şirketimiz. Biz bütün ekip sigortalıyız. Bunu böyle ben gururla söylüyorum. Ya. Çok önemli bir şey ama bence tabii. de. Yani bayağı önemli bir şey bu. Evet, yani evet, biz çok şey kalabalık yani olduğumuzu. Pandemide bütün ekibimiz maaş almaya devam etti her ay. Ve kazandığımız bütün parayı harcıyoruz. Fazlasını harcıyoruz gibi oluyor. Çok harcıyoruz ya. Hiç çok harcıyoruz ve KP bundan mutsuz ve gururlu. Mutsuz ve gururlu. Yurt dışında yani. Birkaç tane tarih açıklanmış. İzleyenler de olduğu için ya da dinleyenler de olduğu için söyleyelim. Devam gelecek mi yurt dışının? Valla Berlin'e gidiyoruz, Amsterdam'a gidiyoruz, Londra'ya gideceğiz. Londra tarih. En güzel yerlere gidiyorsunuz, gerisini boşver. Ne başlayacaksın? Yorgunluk. Ya abi ya biz çok kalabalığız, zor oluyor. Tabii. Ama eskiden akustik gidiyorduk. Bu sefer full ekip gidiyoruz. Ha. Evet, o bir avantaj olacak. Berlin'dekiler. Bir akustik küçük bir tur yaptık. Fırtına yani yenisini yapabiliriz gibi. Evet, seçimden önce. Burada akustikler de devam edecek burada. Akustikler de Ses Tiyatrosu'nda ve Zorlu'da devam edecek. Programın yayınlandığı onun da var. Program bugün Ses biz tiyatrosunda. Ses Tiyatrosu'nda iki tane konser çalıyoruz. Salak şu gibi 15'inde konserimiz olmasına rağmen iki tane matine sahnemiz var. Ona da bekleriz. Ses Tiyatrosu'nda ve Zorlu'da akustikler çok keyifli oluyor. Sizi de bekleriz orada. Aynen. Mutlaka. Ses Tiyatrosu'na ayrıyetten ne zaman gittiniz en son bilmiyorum ama. Ses Tiyatrosu'na yani, çalmak güzel. Bayağı çok güzel. Çok güzel. Evet. Ben yapım dönemini hatırlıyorum. Ferhan Bey'in onunla nasıl uğraştığını falan. O çatı yokken çekilmiş çok güzel fotoğrafı vardır onun. Aa, evet doğru. Hı. Evet haklısın. Kulisi falan yani. Yani biz ilk gittiğimizde Ferhan Şensoy'u düşünmeden çalamıyorsun. Tabii. İlk çaldığımız konser öyleydi. Her an, her dakika. Ama ruhu sinmiştir hakikaten. Laf olsun diye olmak, değil tabii. Onun kulisinde vakit geçirmek. Sesçimiz de şey diyor. Bir daha buradan başka hiçbir yerde akustik yapmayalım abi. Bu akustik. Yavrum burası tiyatro işte. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok teşekkür ederiz defansif geldiğiniz design. İçin. Defansif design. Müthiş. Gerçekten konserleri de sabırsızlıkla bekliyoruz. Defansif design. Zaten yani şu anda biz bunu yayında. Çektikten sonra bile yani eminim çok daha fazlası dinlenmiştir. Ya bak hakikaten zor işler bunlar. Şimdi ikinci albüm en zorudur derler müzik dünyasında. Make it or break it yani ya devam edersin ya gidersin. İki süper hani böyle
büyük albüm diye anılacakken üçe böyle bir şey koymak hakikaten iyi. Bu da bence büyük ölçüde esnekliğinizin ve beraber çalışırken kazandığınız birbirinizin sinir uçlarını doğru okumanın neticesi. Evet. Zor iş. Hani kolay diyene gülün geçin. Hiç öyle işler değil. Evet. Yok yok. Asla kolay değil. Kolay değil ya, biz... Ama açık kafalı olduğumuzu ben de eminim yani. Çatışıyoruz, ediyoruz tabii. Aramızda tabii ama şu albüm olduğumuz için cesaret işi hakikaten şu soundta ve biz böyle bir şey yaptık ve bunu sen dinlerken bunun ortasında aslında ummadığın bir şey de olacak ama onu da sevebilirsin demek bence dinleyiciye gösterilen bir saygıyı da ifade ediyor. Kolayına kaçıp sen dediğin gibi AB'ye gidebiliriz de yapılabilirdi ve gayet de. Evet. Ya zaten dinleyiciyi düşünerek beste yapmak da olacak gibi değil yani şimdi ben seyircilerimi düşünerek falan. Böyle tabii. Bir şey... Ben bu albümde yani bu albümde şeyi en fazla bu albümde hissedişeyim. Yani böyle bir kafa geldi ama bilmiyorum işte salak bir şey söyleyeceğim de ya böyle şey oldu. Sanatçıyız ya biz. Çok güzel. Aşkım çok geç geldi sana ya. Bu böyle şey oldu. Abi biz harbi sanatçıyız lan filan. Harika bir adamsın sen değil misin? Büyük sanatçısın. Gerçekten öyle. Hepiniz öylesiniz. Yani bayılıyoruz. İyi ki geldiniz. Sağ İyi ki varsınız. Gerçekten yani tüm kalbimle söylüyorum. İlk günden beri. Evet. Dur, şeyi halletmemiz lazım. Biz geçen Muhsin'i konuk ettiğimizde plaktan bahsettik. Ben daha önce bahsettim. Şu giderek acayipleşen plama tekrar imza alacağız. Tamam, ben bilmeyenler için anlatayım. Ben evde Fatih Akın'a postalamak için bir albüm ayırmıştım. Evimde çok az Fortnite kalmıştı. O gün de aksi gibi Kanat'la buluşmak zorunda olduğum bir gündü. Ve Kanat'a böyle plak götürecektim. Evde de iki tane plam kalmıştı. Ve birini Fatih Akın'a imzalamış bulunmuştum. Fatih Akın imzalı plamı Kanat'a verdim. Ve bir daha imzalayacağım. Şu anda artık Kanat'a diye imzalıyorum. Plak böyle büyük bir şey olacak bence. Benim plamı da hayırlı olsun Galvancım diye plak imzalamıştı Bartu. Çok güzel. Bu arada yenileri başını kaçırdıysanız ya da o hala bu plakları arıyorsanız yenileri de basılacak. Basılacak. Evet. Tarih veremiyorlar ama 2024 basılacak. Yılının içinde... Müthiş. Bir bahar ama hangi bahar? Hangi bahar bilinmez. Evet, Jack Talks'un bu hafta da sonuna geldik. Büyük Ev Abluka'da yeni albümleri piyasaya çıktı. Konserleri yakında başlayacak birkaç gün içerisinde. 15-16 Aralık Tastas'tayız. Evet, konserleri de başlayacak. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hazır YouTube'dasınız. Defansif Dizayn yazarak albümümüzü dinleyebilirsiniz hemen. Evet. Ben de. Süper. Teşekkür ederim.